Ayvalık'ın en kıymetli lokasyonlarından bir tanesinde Badavut yolundayız. Biliyorsunuz ki burası artık sit alanı. Yapılmış olan gayrimenkuller dışında yeni imalata asla ve katen izin verilmiyor. Ee, arkamızda gördüğünüz bütün arazi, şu tepeler, çamlar, zeytinler buranın tamamı sit alanı olarak geçiyor. Drone görüntülerinde etrafımızı göreceksiniz. Denize yakın bir mesafedeyiz. Gayrimenkulümüzün şu anki sahipleri kendilerine prefabrikten bir havuz e, demonte yapılabilen, kışın buradan giderken demonte ettikleri bir havuz yapmışlar. Bunun olduğu yere kendiniz prefabrikten bir havuz yapabiliyorsunuz. Gayrimenkulümüzün içerisinde kendi ekmiş olduğumuz ve e, atadadeden kalma büyük çam ağaçlarımız var, dut ağaçlarımız var, nar ağacımız, incir ağacımız, zeytin ağacımız, zambaklarımız, zakkumlarımız ve en kıymetlisi de benim en sevdiğim bir ailenin bir ...bir yıldan fazla e, mahsusun çıkartabileceği karabiber ağacı var. Karabiber ağacını genelde insanlar hiç görmemiş ve tanımamış oluyorlar. Bence bu yörede karabiber ağacının olması büyük bir özellik. Arazimiz çift tapudan oluşuyor. Toplamda 500 metrekareye yakın. Burada kendi kuyu suyumuz var. Rum'dan kalma bir kuyumuz var. Kuyumuza şu anda hidroforcu takılarak evimizin yaz-kış su ihtiyacı karşılanıyor. Aynı zamanda kendi su depolarımız da mevcut. Burada bir veranda alanımız var. Veranda alanımızın altı kömürlük olarak kullanılmış. E, şömine yakıldığı zaman buradaki fazla odununu zaten bu ağaçların fazla kalan e, budama zamanındaki odunlarını burada muhafaza ederek kışın yeterli oduna sahip olabiliyorsunuz. Aynı. Video'da küçük bir kopuk oldu, kusura bakmayın. Aynı kömürlikten e, odun depomuzdan bir tane de burada var. Bu bölgede şu anda tekrar bir inşaat yapılamadığı için mevcut olanı ya onararak ya güçlendirerek e, hayatına devam edeceksiniz. Tabii ki imar planında bir değişiklik olursa bu araziye iki tane villa çok rahat yapabilirsiniz. Burası Badavut yolu evimizi bir de dışarıdan göstereyim size şu şekilde. Burası Badavut plajlarına giden yollar. Yandaki arazide imar olmadığı için çok rahatlıkla aracınızı koyabiliyorsunuz. Evimizin çok güzel bir de terası var. Hadi gelin evimizin detaylarını gezmeye. Bu sorular bize çok geleceği için evimiz şu anda e, iskanı alınmış, oturum izni alınmış, imar barışından ekstra metrekareleri kayıt altına alınmış. ...ve e, oturuma hazır bir durumda. E, evimizin giriş kapısı arka tarafta. Buradan girdiğimiz zaman gerekli büyüklükte bir antremiz var. Burada merdiven altında bir duş ve küçük bir tuvaletimiz var. İsteyen kendisi yenileyebilir. Mutfağımızın yenilenmeye ihtiyacı yok. Zaten yenilenmiş, çok geniş, ferah, aydınlık, kullanışlı... ...her yerinde dolapları olan... Hemen hemen her yeri dolap olan kocaman bir e, mutfak alanı düşünün. Üçlü ankastre setimiz var. E, büyük bir ihtimalle burayı verdiğimiz zaman eşyalı da konuşabiliriz. Burası salonumuz. Yine geniş, aydınlık, ferah bir salonumuz var. Bir şöminemiz var. E, şöminemizden buradan bahçeye çıktığımız zaman tatlı ev sahibelerimiz var. Tamam ben dostum. Sen beni ısırmazsan ben seni ısırmam. Burada keyifli bir veranda alanımız. Veranda alanımızı dışarıdan da göstermiştim. Burada bir barbekü kısmımız var. Ee, kalabalık ailelerin bu bahçede güzel mangal partileri yapabileceği. Evin arazisinin geniş olması kaynaklı. Burada güzel günler geçirebileceğiniz kalabalık aile toplantıları yapabilirsiniz. Ayakkabı yukarı çıkmamın sakıncası var mı? Çok teşekkürler. Burada da bir ayakkabılık alanı üretilmiş. Evin her detayı her noktası ince ince düşünülerek kullanıma kazanılmış. Orta katta 3 tane odamız. En üst katta da 2 odamız var. Buraya girdiğimiz zaman ferah aydınlık bir oda kadar, hemen hemen bir oda kadar bir e, banyomuz var. Burada tek kişilik yatağa sahip bir çocuk odamız var. Yeşilliklere bakıyor, ağaçlara bakıyor, ormana bakıyor. Burada iki kişilik yatağı olan bir odamız var. Bu odamızın balkonu önü ferah. Buradan Badavut yolunu görüyoruz. İstenilirse bu balkonda da kapalı metrekareye dahil edilebilir. Burada yine bir ebeveyn odamız var. Büyük odamız var. Bu odamızda da bir nefes almak için yine yan cepheye bakan bir balkonumuz mevcut. Şimdi çıkalım en üst katımıza. Ev toplamda 220-230 metrekare kapalı süpürülebilir alana sahip. Çünkü evin birçok alanı imar barışına sokularak kapalı metrekareye dahil edilmiş. Şu anda 3. ve son kattayız. Bu en üst katta bulunan geniş odamız. En aydınlık, en çok doğayı gören karşıda gördüğünüz bütün arazi sit alanı burada normalde bu parsellerin tamamı imarlı lakin imalata izin yok burada büyük bir gardolabımız var gömme dolap yapılmış istenirse biraz daha büyütülebilir üst kattaki ikinci odamız yine imar barışından faydalanarak kapalı metrekareye dahil edilmiş burada da teras alanımız mevcut Kalabalık ailelerin, misafiri çok olan ailelerin kullanımı için güzel. Kupon bir gayrimenkul. Bir de bu katta gezdirmediğimiz bir alanımız var. Ha bu arada yukarıda e, güneş enerjisi tesisatımız var. E, sıcak su ve su kesintilerinden etkilenmiyorsunuz. Üst katta da bu iki odanın kullanması için ideal ölçülerde bir odamız şey Banyomuz mevcut. Şu anda Ayvalık'tan Badavut'a giden, Sarımsaklı'dan Badavut arasındaki yol üzerindeyiz. Güzel bir gayrimenkul, geleceği olan bir gayrimenkul. Bir gün buralar sitten çıkarsa ya da mevcut olan imar planına uygun bir yer yapmak istersek havuzun olduğu yere bir bile daha yapabiliyorsunuz. Güzel bir yatırım fırsatı.